Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri kanalt.com ve Kanal T'nin Facebook sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Programımızın bu bölümünde Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak bizlerle olacak. Kendisiyle et fiyatlarını konuşacağız. Evet Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsınız efendim? İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz şu anda. Tedirginlik var. Bizler de çalışan kesim olarak bayağı sıkı önlemlerle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Yani hizmete devam ediyoruz ama kaygılarımız da çok. İnşallah bu günler içerisinde de bunu şey yaparız. Evet efendim. Atlatırız diye düşünürüm. Bu arada da özellikle sağlık ekiplerine, doktorlarımıza, hemşirelerimize, polislerimize buradan teşekkürlerimi sunmak isterim. Bütün çalışan ekiplere, market olsun, kasaplar olsun özveriyle çalışıyorlar. Hükümetimiz de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Onlara da teşekkürler ediyorum buradan. Hayırlı evet sağlık, efendim öncelikle diyeyim. Hemen Ramazan ayının artık sayılı günler kaldı. Evet. Et fiyatları ile ilgili artık artış mı olur, düşüş mü olur, nasıl bir şey olacak? Evet. Artış söz konusu değil. Artış söz konusu değil. Şu anda iç piyasada yetecek kadar hayvanımız vardır. Et olarak canlı hayvan babında yeteri kadar hayvanımız vardır. Şu anda iç piyasamızı şey olarak et olarak herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi bunun daha da çoğalması, fiyatların biraz daha aşağı gelmesi gibi bir beklentimiz vardır. Evet efendim, şu an kasaplarda olması gereken et fiyatları ne düzeyde? Yani baktığımız zaman özellikle çok ciddi fiyatları görüyoruz kuzu etinde dolayısıyla. Yani örnek evet. verecek olursak. Yani 100 TL'nin üstünde rakamları gördüğümüz noktalar var. Ama 100 TL'nin altında da satan kasaplar da var. Evet. Şu an 1 kilo, önce en alttan başlayalım, kıymanın bir eve, bir evin mutfağına ulaşması gereken fiyat ne kadar evet. olması lazım? Şimdi kıyma çeşitlerimiz vardır bizim. Şu anda en kaliteli kıymayı 69-70 TL'ye kasaptan müşterilerimiz alabiliyorlar. Bir de az yağlı kıyma dediğimiz, işte dananın döşünden çıkan, o da güzel bir kıymadır. 50 TL'ye de onu veriyoruz. Evet. Maksimum olması gereken fiyatlar bunlar. Bu dana döş dediğimiz kaburga değil mi? Kaburgasından evet. Kaburga. 50 evet. TL civarında. 50 TL. Zaten bunun herhalde olması gereken fiyat bu mu? Yoksa biraz daha... Tabii. Yani bunun olması gereken fiyat bu. Maliyetlerimize göre olması gereken maksimum 70 lira temiz special kıyma dediğimiz ve az yağlı kıyma olarak da 50 TL şu anda kasap dükkanlarından vatandaşlar alabilirler bunu. Ha, bazı yerlerde bu rakamlar biraz daha yüksektir. Herhalde girdi maliyetlerine göre hesaplanmış olabilir bu. Özellikle marketlerde bu rakamları %10, %15 daha yukarı görüyoruz biz de. Herhalde onların da maliyetleri o şekildedir. Ona göre veriyorlar, bilemiyorum. Peki, size hayvancıdan bir dana etinin maliyetiyle kasaba girdikten sonra ürettiği, tüketiciye ulaşan maliyet arasındaki fark ne? Yani yüzdelik olarak bakarsak, yani brüt olarak şu anda biz bunları Tarım Bakanlığı'na da verdik, gerek kuzuda gerekse danada. Özellikle kuzuda bu marjımız daha düşüktür. Neden? Çünkü güneyle bir rekabetimiz söz konusuydu burada. Ve bizim oradaki marjımız %18'lere tekabül ediyordu brüt olarak. Ve bunu biz satıştan, sürümden kazanma gibi bir hedefimiz vardı. Dana'da da ortalama bu %28 ile 30'lara tekabül eder ki iki şey arasındaki marjı yakalayabilelim. Evet. Şimdi kar marjı olarak, brüt olarak tabii ki. Peki başkanım, yani hayvanın çeşitli yerleri var. Hani önce dana ile bitirelim, daha sonra kuzuya dönelim diye. Şimdi kol eti dediğimiz et var. İşte sırt eti dediğimiz o işte
yumuşak etin iyi tabii, tarafı dediğimiz tabii. var. But eti var. İşte bunlarda hepsinde çeşitlendirmeler var. Tabii haliyle tabii. bunların da fiyatlarında bir farklılık da oluşması. Şöyle bir şey. Dana'da bir tek bonfile ve biftekte fark eder bu fiyat. Evet. Diğer kısımlarda işte but, kol, gerdan bunlarda fiyat farkı yoktur. Yani bunların hepsi birden ortalama 70 TL. Bir fiyatı kıyma olarak special dediğimiz yağından arınmış bir şekilde biftekler 75 TL kilosu olarak veriliyor. İşte dediğim gibi dana döşü 50 TL kilosudur. Bonfile de 120 TL kilosudur. Fiyat ayrımı sadece bu dört parça üzerinde gerçekleşiyor. Şimdi restoranların, lokantaların, otellerin açık olması tabii bu işte but ve koldaki bazı etlerin işte tranştır, yumurtalıktır, bunların antrikottur, sanayi ürünleri bunlar daha çok. Yani tüketim alanında işte üreticiliğe satılan ürünler, işte dönerini yaparsınız, yemeğini yaparsınız bunlar. Daha ziyade. Tabii hani bunları değerlendirildiği zaman biraz fiyat farkı yüksek olur. Diğerleri de biraz daha işte aşağıda satılır. Düşük olur ve onu amalgame hani, yapmaya çalışıyoruz. İşte, kendi içimizde. Bu noktada burada bir eksiklik mi var? Yani bu ürünlerin tüketimi konusunda. Yani baktığımızda hani Türkiye'de bu ürünün fiyat farklılıklarını çok rahat görebiliyorsunuz ama burada göremiyorsunuz bunu. Evet, çok arada çok ciddi bir fiyat farkı yoktur bizde. Yani 5 TL gibi. Sadece bonfilede o şey vardır. Fiyat farkı vardır. Çok ciddi özellikli bir ettir bu. Evet. Bu et ve bir danadan sadece 4 kilo çıkar. Evet. Özellikle restoranlar ve otellerde de talebi fazla olduğu için bu rakam birazcık yüksek oluyor burada. Tabii müşterilerde de yani öyle çok aşırı derecede olmasa da müşterilerin de talepleri oluyor. Bir tek kıymayla biftek arasında dediğim gibi bir fiyat farkı vardır. Ha bir de bizim bütün satışlarımız var. Yani tüm bir danayı mesela işte bunun dediğiniz gibi trancı, efendime söyleyeyim işte bifteği, nuarı üzerinde vesairesi üzerinde biz bunu işte 54-55 TL'lere tüm olarak tosundan bahsediyorum. Evet, orta kemikli değil tüm mi? Tüm olarak. Orta kemikli mi veriyorsunuz kemiksiz? Kemiksiz olarak. Hı-hı. Kemiksiz olarak veriyoruz. Tüm olarak işte yağı her şeysi üzerinde bu şekilde de satışlarımız vardır. Otellere, restoranlara için söylüyorum. Normal seyirde böyle bir durum olmasa mesela zaten devletin de açmış olduğu şey vardır. Özellikle etlere ithalat izni vardır. Ki bu iç piyasadaki kesimlerle bunu karşılamamız imkansızdır. Bunlar nedir? İşte antrikot dediğiniz gibi kontrafile ve bonfile. Bu üç özellikli eti otellerle çalışan firmalara Türkiye'den veya Avrupa ülkelerinden ithalat şansını devletimiz vermişti zaten zamanında ve hala daha da devam ediyor. Peki efendim, malum biraz talepte şu an düşüklük var. Yani oteller kapalı, tabii öğrenciler gitti, restoranlar kapalı. Bu fiyatlara yansıyacak mı? Önümüzdeki günlerde bir düşüş bekleniyor mu? Kuzu etinde bunu bekliyoruz. Dana'da bunu pek fazla beklemiyoruz. Neden? Çünkü bu yıl Barış Kuvvetleri Komutanlığı tüm et ihtiyacını Kuzey Kıbrıs'tan karşılama hedefledi. Geçmiş yıllarda gene vardı bu ama hayvan çokluğuna göre ayarlanırdı. İşte iki tümen veya iki birlik alırdı. İşte gerisini Türkiye'den tedarik etmeye çalışırlardı. Bu yıl tümünü buradan alma hedefi 300 ton vardır. Mu? Öyle bir rakam telaffuz etmişti başkan ama Mustafa Naimoğulları. Yok, bu yaklaşık 800 tona yakın bir rakamdır ton. Yıllık bazda. Yıllık bazda. 120, demek ki o dönemlikten. 120 ton da güvenlik kuvvetlerinin ihtiyacıdır bir yıllık. Bunların ihalesi yapılmıştır. İşte 120 tonu Toprak Ürünleri Kurumu güvenlik kuvvetlerine verecek. Geriye kalanı da diğer özel bir firmamız verecek. Bu sıralarda ciddi bir alım talepleri vardır. Dolayısıyla dana etindeki ucuzlamayı pek beklemiyoruz. Pahalılığı da beklemiyoruz açıkçası. İnşallah bu şekilde seyreder, devam eder. Ama kuzu etinde ciddi düşüşler vardır. Her ne kadar biz açık olsak da, her ne kadar güney kapısı kapansa da ve restoranlar kapalı, işte oteller kapalı,
işlerde bir durgunluk vardır kuzu eti babında. İnsanlarda bir tedirginlik, işte gelen ay ödenebilecek miyim, efendim işte maaşlarda bir kesinti olacak mı, ona göre kendine göre işte sağlık konusunda ne yaşayacağım, ülke genelinde ekonomik olarak ne yaşayacağım gibisinden insanlar birazcık özellikle et konusunda acil ihtiyaç olmadığı sürece birazcık geri durmaya başladılar. Ha gene çok şükür işlerimizi yapıyoruz. Yani biz ekonomik olarak şanslı sektörlerden bir tanesiyiz. Şikayet etmemizin evet. hiçbir manası yoktur. Fakat işlerde bir durgunluk söz konusu. Evet, evet efendim. Güneyli şu an yani güneyden gelen vatandaşlar olmadığı için biraz piyasada da kapılar kapalı. Bir düşüklük var. Bu da sizlere tabii. de zaten yansıyor değil mi? Bize zaten güneyden gelen vatandaşlar et almak için gelmiyorlardı. Yani onlar da et daha ucuz. Bizim dönem dönem yarı fiyatımıza kadar düşmüştür onlardaki et fiyatları. Bize çok fazla bir etkisi olmuyor yani güneyden gelen vatandaşların. Onların daha ziyade market alışverişleri, işte sebze, meyve alışverişleri, benzin, mazot alışverişleri ağırlıklı olarak aldıkları ürünlerdi. Tabii ki çok ciddi de bir etki yapmıştır bu piyasaya. Peki güneyden kaçak et geliyor mu şu an? Durdu mu bu? Şu anda durdu. Tamamen durmuş vaziyettedir. Zaten akıl işi değil yani şu anda bu ortamda Güney Kıbrıs'taki vakaları görüyoruz. Bunun bu şekilde yapılması yani insanın yapabileceği en son şey diye düşünebiliyorum. Evet, bu hainlik gibi bir şey olur. Peki kuzu eti de durum nedir şu an? Yani hayvan etinde, popülasyonumuz nasıl? Evet. Bundan bir ay öncesine kadar ciddi sıkıntılarımız vardı. Yani bu olay olmadan önce. Hatta ithalat söz konusuydu. Gerek kuzu etinde gerekse dana etinde. Ağırlıklı olarak da kuzu ithalatında karkas olarak. Türkiye'den de bağlantılar yapılmıştı. Bakanlar Kurulu onay verdi, Toprak Ürünleri Kurumu kuzu etini ülkeye getirsin diye. Fakat bu olay patlak verdiği andan itibaren o tabii ki durdu. İşlerin düşüklüğünden dolayı dediğim gibi kuzu popülasyonunda bir artış oldu. İleriki günlerde de bu daha da fazla çoğalacağı kanısındayım. Çünkü bizim dönemlerimiz nasıldır? Özellikle Mart-Nisan aylarında besiciler ellerindeki kuzuyu artık satmak mecburiyetinde kalırlar. Çünkü artık gereken olgunluğa varmıştır. Boşu boşuna yem yedirtmek akıl işi değildir. Ticaret olarak hiçbir mantığa sığmaz. Tam da bugünlere tekabül ediyor evet. iş ve hayvan çoğaldı. Satışlar da durgun olduğu için muhtemelen bir düşüş yaşanması gerekir diye bekliyorum. Ne kadarlık bir düşüş yaşanacak? Pardon. Sudan içeyim biraz. Tabii buyurun başkanım. Et fiyatlarına tahmin ederim 5 TL gibi bir yansıması olacak bunun. Şu an kuzu eti kuzu fiyatları nasıl? Yani kuzu ve koyun olarak kuzu, koyun, keçi, oğlak diye herhalde dörde ayrılıyor değil mi bunlarda? Tabii yani bunların özellikle küçük başta kuzu eti, oğlak eti, koyun, koç, teke, keçi şeklinde çeşitlendirmeleri vardır. Kuzu ve oğlak tamamen işte kebaplık, yemeklik şeklinde dükkanlarda satılır. Diğer dört koç, koyun, keçi, teke dediğimiz olaylar genelde kıyması satılır bunların. Bunları ağırlıklı olarak da gene restoranlar çalışır. Kuzu etinin şu anki kasap dükkanlarındaki fiyatı 90 TL civarındadır. But ve pirzola yani şişlik ve pirzola evet. kısmı. Gerdan ve kol olarak da 85-87 arasında bir fiyatı vardır. Oğlak eti 75 lira kadar piyasada bulunabilir. Şu anda oğlağın daha tam yetişmiş dönemi değildir. Bir ay sonuna yaklaşık yetişir oğlak ve piyasaya sunulur. Kış aylarında küçük kalır oğlak.
yaz aylarında sıcakta daha fazla gelişir. Bunun da fiyatı ortalama herhalde 75 civarlarında, 75-80 civarlarında olur. Burada kuzu etinde işte dediğim gibi çeşitlemeler de vardır. Mesela döş kısmını 70 liraya alabilirsiniz şeyden. Ciğeri kiloyla alırız biz fakat taneyle satarız. İşte 70 TL tanesi olur o. Buna göre hesaplarını yaptığımız zaman kuzu etinin maksimum olması gereken fiyatı şişlik ve pirzolanın 90, gerdan kol 85 civarında, döşü dediğim gibi işte 70 lira. Bu şekilde fiyatlarımız vardır. Peki bunlar da şunu sizi temin ederim, çok makul fiyatlardır alışımıza göre. Alışınıza göre. Evet. Yani alışta bir düşüş olduğunda zaten sizlere de kasap olarak yansıtacağız tabii. Yani pahalılığı yansıttığımız gibi ucuzluğunu da yansıtacağız. Peki COVID-19 sonrası kasaplarda ne gibi düzenlemeler yaptınız? Yani özellikle hijyen konusunda. Çok ciddi şeylerimiz vardır. Özellikle girişlerde paspaslarımız vardır. İlaçlanmış. Bunun dışında içeri girerken işte dezenfekte, el dezenfektelerimiz vardır. Genelde müşteriyi yoğun bir şekilde içeri almamaya çalışıyoruz. Maksimum 3 müşteri içeride tutmaya çalışıyoruz. Bazı müşterilerimiz maalesef bir evden 4 kişi birden gelir. Yani sanki gezmeye gelmiş gibi. Halbuki ihtiyacını al git. Yani bunları uyarmaya çalışıyoruz. Çıkarken dezenfektelerini tekrar girerken de çıkarken de sunuyoruz, veriyoruz kendilerine. İşte maskesiz almamaya çalışıyoruz içeriye. Belli mesafeleri, işte çizgiler çizdik, belli mesafeleri korumaya çalışıyoruz. Günde 3 defa gerek makinelerimizi, gerek temas olabilecek her türlü zemini, tezgahlarımızı antibakteriyel ilaçlarla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde önlemlerimizi almış durumdayız. Peki hayvancılar bu hayvanları götürüp mezbahalarda kesimini gerçekleştiriyor. Daha sonra da bu ürünler size geliyor. Bunların sistem nasıldır? Onu işte söyleyeyim ona... size. Sistem hayvanı biz kendimiz alırız şeyden, hayvancıdan. Evet. Biz kendimiz gidip hayvanları alıyoruz. Biz kendimiz mezbahaya götürüyoruz. Mezbahada 8 saatlik bir karantina süresi vardır. Yani burada hayvancı kendisi getirmiyor hayvanı. Evet. Şeye, yani biz bilmediğimizden bunu size soruyoruz, tabii, öğreniyoruz. Biz kendi araçlarımızla gidip hayvancıdan ihtiyacımız olan hayvanları tabii önceden belirleyip gününü ayarlayıp bunların veteriner dairesinden kulak numaralarının olup olmadığı, veteriner dairesinin bu hayvanları satışına müsaade ettiğini şey yaparak öğrenerek, çünkü bu hayvanlar sağlık kontrolleri şeyden başlar, çiftlikten başlar, kulak numaraları vurulur. Satılacak olan hayvanlara, damızlıklara farklı bir numara vurulur. Veteriner dairesi kağıt verir bunlar için. Bu numaralar hayvanlar, bu çiftlikten çıkmıştır. Biz bunu götürmezsek ve kulak numarası olmazsa şeyin üzerinde, hayvanın üzerinde, evet, kesimi gerçekleşmez bunun. Veteriner dairesi onaylı. Hangi çiftlikten, hangi numaralı hayvan olduğunu belli ederek bunları getiriyoruz. Ayrıca veteriner gelip bizim kestiğimiz mezbahalarda, özellikle Lefkoşa'da 2 tane özel mezbahamız vardır. Bunlarda sürekli veteriner dairesinden hekimler bulunur. Diğer bölgelerde de belediyelerin şeyleri vardır, mezbahaları vardır. Orada da belediyeye ait veterinerlerin olması gerekir. Bazılarında var, bazılarında yok. Bu da birazcık sıkıntı yaratıyor ama gene de kontroller yapılır diye düşünüyorum. Evet. 8 saat karantinada kalır bu hayvanlar. 8 saatten sonra akşam saat 12 gibi kesim başlar. Sabahleyin saat 6'da veteriner gelir, tekrar kesilmiş olarak bu hayvanları
ciğerlerini kontrol eder, etlerini kontrol eder. Eğer herhangi bir durum yoksa, yenebilecek tarzdaysa, her kasabın kendine ait bir mühürü vardır. O da veterinerdedir bu mühür. İşte Akbıçak kasabın 1 numara, Mehmet kasabın 2 numara, 5 numara, 10 numara şeklinde mühürler vardır. Kendi mühürünün yanında bu mühürleri de vurur. Artı son yaptığımız sistemde, ki bu çok önemlidir, her hayvanın kuzu ise kuzu mühürü vurulur. Oğlaksa oğlak vurulur, düveyse düve, koçsa koç, koyunsa koyun. O şekilde mühürlenip mezbahaya ait buzluklu araçlar içerisinde asılı bir şekilde temiz buz gibi dükkanlara getirilip teslim edilir. Evet, yani oldukça hijyenik şartlarda kesinlikle, bu ürünler kesinlikle kasabların reyonlarına ulaşıyor. Son iki yıl vardır. Yani daha da öncesinden ama bu şeyler, anlattığım bu olaylar hepsi gerçekleşiyor. Evet. Peki bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İfade ettiniz ama yine de biraz bu konuyu açalım. Yani hayvanların çeşitlerine göre mühürlenmesi konusu. Evet. Yani bu koyun koyun, keçi keçi, kuzu kuzu. Tabii. Bunlara mühürler basılıyor. Mesela ondan tabii sonra fiyatlarda bir değişiklik oldu mu? Size göre gördüğünüz. Ne gibi değişiklikler? Yani alım fiyatları ya satışlarda falan. Hem alımda hem satışta tabii. Yani neticede hani koyun zaten, etini siz evet zaten alırken biliyor bunu bir kasap koyun tabii, olduğunu. Tabii ki. Ama tüketici şimdi, bunun reyonda koyun olduğunu evet bilmiyordu. Şimdi düzgün çalışan bir kasap, hı-hı, bunu kesinlikle müşterisine koyunu kuzu diye veremez. Çünkü bir defa kandıracak, iki defa kandıracak. Koyun eti özellikle işte kebabı vesairesi falan çok sert olan bir ettir. Dolayısıyla bu suistimaller de olmadı değil, oldu. Fakat şu anda %90 da bunun önüne geçilmiştir diye düşünüyorum. Burada fiyatlar evet doğrudur. Yükselme falan olmadı ama şeyine göre, çeşidine göre de etler fiyatında satılmaya başlandı. Yani vatandaş da artık, müşteri de artık bilinçlendi bu konuda. Gelip soruyor zaten. Zaten orada dükkanlarda şu anda, kasap dükkanlarında veyahut da et reyonlarında bu fiyatların çeşitlendirmenin artı fiyatlarının yazılması şarttır. Bunun evet için cezalar vardır. Bir örnek vereyim isterseniz. Şimdi benim yolumun üstünde sürekli geliyorum yani evet evle iş arasında bir kasap var. İsmini evet de vermeyeyim. Evet. Ama yazmış büyük yazılarla işte tabii besili koyun şu kadar, kuzu eti şu kadar diye. Evet. Yani insan almaya giderken cebindeki parayı biliyor. Aynen. Ona göre gidip istiyor. Aynen öyle. Yani esasen o kasabı da tebrik etmek de lazım. Tabii. Yani kesinlikle yani bilinçli, düzgün çalışan bir kasabın zaten öncesinden de vardı bu. Hı hı. Şimdi tümünde bu gerçekleşti. Son günlerde zaten ticaret dairesiyle de ciddi bir işbirliği evet içerisindeyiz. Gelip işte gerek fiyatlar konusu. Daha önceden de biz zaten Tarım Bakanlığı'na maliyetlerimizi, işte satış fiyatlarımızı, ne olduğunu hepsini verdik kendilerine. Şu anda daha da sıklaştı bu. Olması gereken de buydu. Bu şekilde de inşallah dürüst bir şekilde de devam eder. Peki denetimler nasıl gidiyor Sayın Başkan? Ticaret dairesiyle görüştüm dediniz. Görüşüyoruz tabii dediniz birlik olarak. Tabii. Denetimler konusunda nasıl gidiyor? Yani sizlere ulaşan veriler var mı? Ya da denetlenmiş olup size ulaşan kasaplar var mı? Var. Tabii ki yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşandığı görülmedi benim almış olduğum bilgilere göre. Hatta geçen gün esnaf sanatkarlarla da ciddi bir görüşmemiz falan oldu. Onlarla da hep bütün bu fiyatlar konusunda, çeşitlendirme konusunda onları da bilgilendirdik. Onlar da şu anda devrede. Herkes de buna şu anda riayet ediyor. Yani uyuyor. Bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi o algı, hı hı, yani piyasada bir algı vardı ki işte olmaması gereken bir algıydı tabii ki bu. İşte kasap alır koyunu da kuzu diye insanlara satar.
vesaire vesaire diye. Ama bu algı şu anda tamamen giderilmiş oldu. %80'i %90 giderilmiş oldu. Peki Sayın Başkan, koyun etiyle kuzu etini nasıl ayıracaklar? Ya da kuzu etiyle oğlak eti herhalde birbirine çok benzer diye düşünüyorum. Var mı bunun bir ince noktası? Şimdi bunu ya da dana etiyle yani müşteri bunu pek anlayamaz, açık söyleyeyim size. Şeyin mesela koyun etinin eti koyu olur, çok koyu olur. Böyle siyah denecek noktada olur. Kuzu eti daha pembe. Oğlakla kuzu, oğlak daha yağsız bir ettir. Kuzu biraz daha yağlıdır. Yani bunu oradaki kasap artık nasıl diyeyim, vicdanına sığınarak o şekilde vermesi gerekir. Yoksa vatandaşın birçoğu anlamaz. Ama dana etinde anlaşılıyor herhalde, değil mi? Dana daha pembe, daha güzeldir böyle. Biraz etin. Herhalde etin üstündeki yağ biraz daha beyaz. Aynen öyle, aynen öyle. İnek mesela çok ağır inekleri vardır. Onlar yaşlı sarı oluyor herhalde. Onlar sarı olur genelde. Ve bunlar genelde de şeyde kullanılır. Yani ileri işleme tesislerinde kullanılır. Çok fazla kasap bunu tercih etmez aslında. Çünkü satışta da herhalde zorlanıyorsunuz. Tabii ki zorlanır. Yani neticede filesi bunlar fazla olur. Yani bugün öyle bir şey var ki, inanınız bana, yaşlı bir ineği keseceğinize tosunu kesiniz, daha karlıdır. Daha fazla et döker. Birazcık fiyatı yüksektir ama daha çok et döker. Müşteri memnuniyeti daha fazladır. Daha fazla müşteri kazanırsınız. Yani bunları da hep düşünmek lazım. Yani bunu pişirmesi de zaten aynen öyle. Biri yarım saatte pişiyor, biri pişiyor, biri iki saatte pişmiyor. Biri pişmez de. Neticede bunlar da hep yani tecrübeyle sabit. Ala ala bizler de öğrendik yani. Aynen öyle. Evet Sayın Başkan, şimdi siz kasap olarak esasen üretimle tüketiciye ulaşan noktanın tam ortasındasınız. Evet. Biraz da Hayvancılar Birliği ile ilişkileriniz nasıl ve diğer tarafta restoranlarla ilişkileriniz nasıl? Yani şimdi biri gelip benim 1 kilo et almamdansa işte bir restorantın günlük gelip 10 kilo et alması, 2 kilo pirzola alması. Tabii bunlar esasen çarkları döndüren. Kesinlikle. Zaten biz ta topraktan sofraya kadar bir zinciri oluşturuyoruz. Yani bu zincirin bir halkası bile kopsa ciddi sıkıntılar yaşanır ki şu anda yaşanıyor. İşte bunu tam olarak gördük. Yani mesela işte restoran, otel zinciri kopmuş vaziyette. Ve hem üretici hem kasap ciddi sıkıntılar yaşıyor. Satışlar durma noktasına geldi. Vesaire vesaire. O insanlar hiç çalışmıyorlar şu anda. Bizim ilişkilerimiz çok iyi. Yani zaman zaman tartışmalarımız olur vesaire. Yani birbirimizi suçlarız, ederek ama biz de ayrılmaz birer parçayız. Evet. Sonuç itibarıyla. İlişkilerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Biz zaten hiçbir zaman üreticinin haksız olduğunu söylemedik. Üretici desteklenmesi gerektiğini söyledik. Daha çok üretim olsun istedik. Ne kadar çok üretim olursa bizim karımızadır. Hem bizim karımızadır hem vatandaşın karınadır. Fiyatlar daha stabil bir vaziyette devam eder. Eskiden mesela değilim, ben çok iyi hatırlarım. Öyle dönemler olurdu ki hakikaten üretici çok ciddi sıkıntılar yaşardı. Üretim çok çok fazlaydı. Nüfus azdı. İşte bu kadar otelimiz yoktu. Asker etini buradan alamazdı. Veya almazdı, bilemiyorum. Hayvanlar elinde kalırdı ve fiyat bir dönem ansızdan ciddi bir yükseliş olurdu. Bir dönem pat dadak düşerdi aşağıya. Yani bunlar hep şu anda ortadan kalkmış vaziyettedir esasında. Daha güzel bir piyasa oluştu. O anormal inişler çıkışlar ortadan kalktı. Dönem dönem nüfusumuz çok çoğaldı. İşte asker dediğim gibi, üniversiteler, oteller, otellerin kapasiteleri çok büyüdü. Ne ister sağ olsun bir şekilde ciddi güzel bir turizm vardı burada. Evet. İşte kumar turizmi dersiniz, bilmem ne dersiniz. Yani hiç önemi yok yani benim için bunun. Yeter ki bu insanlar buraya gelsinler ve buradaki tüketimi sağlasınlar. Bundan dolayı birazcık hayvanda eksikliğimiz yaşandı. Bunun da giderilmesi esasında zor değil. Yasaklamalarla bu iş olmaz. Belli dönemlerde ithal iznini koskoca Türkiye bunu yapıyor. İthal iznini açıp
piyasayı biraz rahatlatıp tekrar gene eski seviyesinde bu işi götürebilmek olasıdır. Dolayısıyla restoranlarla mesela diyelim bizim ilişkimiz çok iyidir. Biz onlara, onlar bize muhtaç sonuç itibarıyla. Ha toptan alışlarda fiyatlarımız biraz daha düşük seviyededir. Bu da öyle çok maksimum rakamlar değil. Sonuç itibarıyla mesela biz danayı verdiğimizde, demin de bahsettim, toptan verdiğimiz zaman üzerinden yağını vesairesini falan pek sıyırmıyoruz. Evet. Dolayısıyla o birazcık fiyatı aşağıya çekiyor. Onun da işine gelir. Sonuçta köfte yapacaksa biraz yağlı kıymaya ihtiyacı vardır. Yani lezzeti orada bunun. Şiş yapacaksa işte kuyruğuyla beraber alıyor. Lezzeti orada dediğim gibi. Dolayısıyla pek bir sorunumuz yok. Yani iyi bir seyirde devam ediyorduk şu güne kadar. Geçtiğimiz aylarda restorancıların isyanı vardı bu et fiyatlarıyla ilgili. Tabii hepimizin vardı. Vatandaşın da vardı, bizlerin de vardı. Hepimizin ciddi isyanları vardı. Onu da dengeleyecektik dediğim gibi. Yani biraz ithal et getirerek, onu da Toprak Ürünleri Kurumu vasıtasıyla buraya gelmesinin sebebi suistimal olmaması. Mesela geçmiş yıldan bahsedeyim size. Evet, 2009-2010 yıllarında yine Dana'da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Büyükbaş hayvanda ve o dönemlerde kasaplara ithal izni verildi. Avrupa'dan et getiriyorduk o dönemlerde. Düşünün iç piyasadaki et 35 TL. Kasap reyonunda satış fiyatı, yurt dışından getirdiğimiz et ve güzel bir etti de bu, 18 TL. Neydi buradaki sistemimiz yalnız? Üreticiyi de üzmemek kaydıyla iç piyasadan iki tane kesen bir tane getirme hakkına sahip olurdu. Dolayısıyla hem iç piyasadaki üretimden hayvanını çekip alıyoruz, hem ithali getiriyoruz. Güney Kıbrıs'taki fiyatların da altında et satmaya başladık. İşte yerli eti budur, ithal et budur, vatandaş tercih hakkını yapsın. Bu oleykan bile... işlenmiş et miydi? Hayır, yani hayır. Karkas et. Karkas. Karkas dana et. Hı hı. O kadar bir başarılı olduk ki orada. Güneydeki kaçak tamamen durdu. Vatandaş istediği eti fiyatına göre alma tercih hakkını orada sundu kendilerine. Hayvancının elinde hayvan kalmadı, hatta fiyat biraz daha yükseldi. Talep oldu çünkü getirmek isteyenler iç piyasadan da ciddi şekilde. Toprak Ürünleri Kurumu her getirdiğimiz kilo başına 2009-2010'da 1 TL para kazandı. Haksız rekabet ve kayıtsız satış ortadan kalktı. Devlet de para kazanmaya başladı. Mükemmel bir sonuca vardık orada. Şu anda da gene aynı şey olacaktı esasında. Fakat işte bu Covid-19 olayı çıkınca tamamen durmuş vaziyettedir. İnşallah çok uzun sürmez. Temennimiz odur. Ama insanların güveni olacak mı restoranlara gitsin? İnsanların güveni olacak mı çıksın kafelere gitsin, otursun toplu bir yerde yemek yesin vesaire, meyhaneye gitsin ki bizde meyhane kültürü bayağı bir fazlaydı geçmiş dönemlerde. 1,5 ay öncesinden bahsediyoruz geçmiş dönem derken. Bu da artık devletin yapacağı zaten onunla ilgili de açıklamalarla. Onunla ilgili de zaten Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bilgiler doğrultusunda zaten bunların açılacağı ifade ediliyor. Tabii. Herhalde şu anda kimse güvenmiyor. Bakın size söyleyeyim. Mesela ben çok restoranla çalışıyorum. Birçok meyhaneye, restorana, kafeye, börekçiye, çörekçiye et veriyorum. Kimse açmak istemiyor. Yani açtığım zaman diyor adam, bana kimse güvenmeyecek ki geleyim. Hem çağıracağım elemanı, o elemanı ödeyim. Hem senden et alacağım, sana borcum olacak. Satamazsam ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim seni? Doğru. Yani bu tedirginlikler, bu soru işaretleri ortadan kaldırılması lazım açılabilmesi için. Yoksa ben açılması benim için çok ciddi bir kazançtır. Fakat biz bile darbe yiyecek diye istemiyoruz açılsın.
Neticede ülkede ekonomik şartların da bir şekilde dönmesi gerekiyor. İşte tabii, bu şartların dönmesi gerekirken de sağlık alanında önlemlerinde en üst seviyede aynen öyle. Anılarak hizmete aynen açılması en uygun olacak diye aynen düşünüyoruz. Öyle. Zaten baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda vereceği bilgiler doğrultusunda adımlar atılacak ama. Aynen öyle. Sağlık Kurulu'nun vereceği bilgiler. Hı hı. Yani şu ana kadar bana göre hükümet imkanları doğrultusunda iyi götürüyor bu işi. Belki ekonomik sıkıntılar vardır. İşte sürekli olarak işte vatandaşlar parasız kaldı vesaire gibi şeyler vardır ama sağlık açısından iyi gidiyor diye düşünüyorum. Ha, bu aşamadan sonra hükümet ne yapabilir? Üretime ağırlık verebilir. Yani şeyi söyleyeyim. Mesela eskiden ben çok iyi hatırlarım. İşte nohut, mercimek, susam vesaire. Yani bu gibi ürünler hep ülkemizde yetişirdi bizim. Dışarıdan çok fazla dışarıya çok ciddi bir bağımlılığımız yoktu. Ve elimizde çok güzel bir imkan vardır. Bir su var elimizde. Bu su en az 100 bin dönümlük bir arazi vardır mesela ovasında. Bu arazilere sulu tarım yapılabilmesi için derhal açılması lazım bana göre. Hayvancılığın çoğaltılması lazım. Biz geçmişte, çok da geçmiş değil, 90-2000 dönemleri arasında Arap ülkelerine hayvan ihraç ederdik. Kurban bayramları döneminde erkek dana, erkek kuzuları bizzat ben kendim gönderdim. Birçok üreticimiz o dönemlerde çok güzel paralar kazandı. Yani ihracata bile gidebilirik. Yeter ki çoğalsın buradaki üretim. Yem bitkilerini hep dışarıda satın alıyoruz. Neden biz üretmeyelim burada? Arazilerimiz çok. İlla ki bir arpaya kalmak şeyimiz yok bizim. Zaten görüyorsunuz şimdi 1.35'e arpa satın aldı devletimiz. 1.15'e satıyor Türkiye. Evet, çünkü satmasa da bu sefer başka türlü çürüyecek, kalacak başka türlü yani sıkıntı yaşayacak. Sıkıntı yaşanacak. Bu konuda Tarım Bakanı bizim konuğumuzdu. Açıklama yapmıştı da. Evet. Yani çok yapılacak olan şeyler var. Belki bu günler bize birazcık ders olur diye düşünürüm. Ve tamamen dışarı bağımlılığımız ortadan kalkar. Evet, Sayın Başbakan da yerli üretim. Ayakkabılarını bile geçmişte lise dönemlerinde bakınız burada şey vardı. El işi yapan insanlar vardı yani el emeğiyle yani handmade dediğimiz olay. Ayakkabılarımızı biz o adamcıkta yaptırırdık. Ayko vardı, ayakkabı üretirdi vesaire. Yani eskiden çok şeyler vardı ya, üretim çok fazlaydı burada. Şu anda tamamen durdu. Hep bağımlı kaldı. Evet, inşallah üretime yeniden geçilir diyelim. Yani i̇nşallah. Bütün dünyayı şu an kurtaracak üretim. Kesinlikle. Yani artık zaten biz 2 yıl içerisinde dışarıdan bir şey alabilecek pozisyonda da olmayacak. Çünkü herkes kendi derdine düşmüştür şu anda. Bütün bilmiyorum. Ülkeler 2021'i bir de artık neredeyse kayıp yılı ilan edecekler. Aynen öyle. Yani 2020'yi artık öyle aynen görmeye başladılar ama bu 2021'e de sıçrayacak gibi duruyor. Aynen öyle. Yani şu bütün anda endüstriye sektörler aynı kesinlikle sıkıntıyı ya, yaşıyor. Kesinlikle. Yani biz bir süt tutturduk da giderik Mahmut Bey. Yani ve yılda olması gereken de odur şu an için. 40-45 milyon lira destek veririk sadece süt için. Evet. Biz bunun yarısını şu anda biliyor musunuz ne kadar atıl fabrika vardır şeyde Haspolat Sanayi Bölgesi'nde veyahut da bu tarafta. Bomboş durur sonra 5-6 tane fabrika yan yana falan şirketidir. Boş durur. Verin gençlere bunları ya. Destek verin bu gençlere işte bu üretimlere girsinler vesaire. Yani bana göre olması gereken çok şey vardır. Evet Sayın Başkan, artık yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Son 3-4 dakikamız. Şimdi yerli üretim, yerli tüketim, Sayın Başbakan da zaten yerli istihdam, bununla ilgili bir açıklaması da var kendisinin. Bu noktada ne yapılabilir? Yani siz neler söylemek istersiniz? Gerekirse dışarıdan işçi gelip getirmeyi durdurmamız gerekir. Gençlere, yapılacak olan işlere göre. Yani gerçekten bakınız mesela benim kızım İngiltere'de çalışırdı. Rastlantı icabı babamın rahmetlik olmasından dolayı işte geldi buraya. Geri dönmeyi düşünmüyor artık. Bu çocukları biz burada tutabiliriz diye düşünüyorum.
Yani belli bir noktalara vereceğimiz bu teşvikleri artık farklı yönlere kaydırıp bu gençlerimizi burada tutalım. Üretim yapsınlar. Destekleyelim kendilerini. Tabii ki bundan da gençlerimiz de utanmaması gerekirse garsonluk yapsın. Utanmaması gerekir. Güney Kıbrıs'a gider, güneşin altında, ha belki biraz fiyatı yüksek olabilir orada çalıştığı şeyin ama bunları devlet araştırsın, gerekirse kendisi teşvik etsin. Sigortasını ödesin, bilmem ne yapsın, geçici bir süre. Tutalım bu gençlerimizi burada ve üretime ağırlık verelim. Yani bana göre yapılması gereken çok şey vardır. Yani dediğim gibi daha önceden de bazı noktalara kendimizi adapte ettik. Teşvikleri veriyoruz oraya ve doğru dürüst de sonuç alamıyoruz. İşte 3 gün oldu, 5 gün oldu, neyse 1 ay oldu. Süt olayı kilitlendi kaldı. Tamamen kilitlendi. Ne yapacaklarını düşünüyorlar şimdi. Evet, Türkiye'ye yani, satacak kaşar peynir olarak satılıyor. O da durdu. O da durdu. Şimdi teleme satmayı düşünüyorlar. Yani peynirini değil de ham maddesini satmayı düşünüyorlar. O da ne kadar süreli olacak onu da bilinmez. Ciddi bir sıkıntı var. Yani farklı yönlere kaymamız gerekir diye düşünüyorum. Ben üniversiteyi burada okudum Sayın Başkan. Yani 1999'un sonunda geldiydim buraya. Ve o günleri de hatırlarım. Ben her evin bahçesinde işte limon ağacı, portakal ağacı, erik ağacı, kayısı ağacı vardı. Evet. O dönemde ben Girne'de okudum. Lefkoşa'ya da gelir giderdik işte. Baktığımız zaman daha güzel bir yerdi yani. Evet. Şimdi bakıyoruz artık ağaçlarla ilgilenen yok. İşte toprakla ilgilenen yok. Esasen bu da bize bir fırsat olabilir mi? Yani bunları da en azından tabii tekrar ki gözden geçirmemiz en için. En basiti. Bakınız bizim evimiz burada. Tam çemberim burada. Annemin evi buradadır. Evet. Belki de orada tek müstakil ev kalan odur. Bütün bu Yenişehir bölgesinin dediğiniz gibi bahçelerinden narinciye ağaçları, yeni dünyalar, erikler, zeytin ağacı vesaire. Bu bölge hep böyleydi. Şimdi hep apartman doldu. Ne izin verirsiniz bunlara ya? Ne gereği var bunları sen apartman dikmişsin? Yine de aynısı oldu gene. Mahvettik ortalığı. Belki işte o eski günler hep aklımıza gelir de bu günler içerisinde birçok değerlerimizi tekrar kazanmış oluruz. Daha güzel günler bizi bekler diye düşünüyorum. Bakalım. En azından bugün elimizde var olanları da değerlendirmek aynen lazım. Öyle. Çünkü ben görüyorum limon ağaçları, portakal ağaçları. Hepsi gitti abi. Ya. Yani var şu an olanlar da var. Ya yani dalında o meyveler çürüyor gidiyor yazık yani. Aynen. Neticede markette bugün bir portakal almaya kalkın 4-5 TL kilosu. Bravo. Ama dalanızda o meyveyi çürütüyoruz yani. Geçen gün bir arkadaşım söyledi. İşte kaç tane pantolon, işte yeni mi pantolon, eski mi, kaç tane pantolon var. İşte alırız ya, sürekli alıyoruz. Bir İngiliz 10 senede bir pantolon alırmış kendine. Düşünsene. O müsrifliğimiz de belki gider. O anormal harcalamalarımız da gider belki. Şimdi zaten artık inşallah daha şöyle bir gerçek artık olmuş. Oluştu yani turizm sektörü, eğitim sektörü şu an için artık sıkıntıda. 2020 yılı ya. Her şekilde açılsa bile bir kayıp yıl olarak kesinlikle geçecek. Bu da çok az bir şey. Bu da bize şunu gösterdi, artık üretim toplumları ayakta kalabilecek. Onun için de üretime aynen ağırlık verilmesi aynen öyle önem arz ediyor. Bakın, %100 aynı kanıta. Arabanızın deposu doludur, bankanızda şu kadar para vardır ama Girne'ye izinle gidiyorsunuz. Hiçbir değeri. Böyle bir sürece girdik artık. Hiçbir değeri yok. Evet, yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Sonunda da hoş bir sohbet gerçekleşti. Evet. Biraz gündemin dışına çıktı ama bu hiç da lazım. Değil. Bu da lazım, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu benim için. Teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Evet, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak bizlerleydi. Yarın yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Birazdan kısa haberleri sizlere birlikte vereceğiz. Yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a teşekkürler iletiriz. Yarın yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle.
Dünya olağan dışı günlerden geçiyor. Covid-19 insanoğlunun sağlığını tehdit etmeye devam ederken bu maalesef ülkemizde de farklı değil. Virüsün yayılmasını engellemek için kullandığımız maske ve eldivenlerin takılma şekli kadar nasıl çıkartıldığı da çok önemli. Maalesef benim de şahit olduğum çok çirkin bir manzara var. Marketlerin dış kısmında sağda solda yerlerde atılmış maskeler, eldivenler söz konusu. Bu son derece yanlış. Lütfen maskenizi, eldiveninizi sağa sola yere atmayın. Alışverişinizi bitirdikten